dedin de onun için bir tweet gördüm. Aslında göndermiştim koydularsa. Gabarda petrol bulundu dediklerinde benzin 15 liraydı, motorin 15 liraydı, şimdi 41 lira diye. Gabarda ilk petrol fışkırdığında mazot 18.95 liraydı. Şu anda 41 lira, biri şu kuyuları kapatsın diye mesaj atmışlar. Yani o propagandanın böyle bir soruş doğurması için çok zekice bir şeydi. Onu bir hatırlatayım istedim. Bitirsen. Bir soruyla bitireceğim. Sana bırakacağım sözü bu bahiste. Hızlı karar alacaktı. Hızlı karar almak için getirildi bu sistem. Üstelik bir de bu sistem getirildikten 5 yıl sonra 2018'de getirildi. Ve dendi ki ne yetki istediysek millet verdi. Bundan sonra mazerete yer yok. Sistemin ikinci ana vaadi de buydu. Üstünden 5 yıl geçti bu sistem getirildikten sonra. Bir de Türkiye yüzyılı başladı üstüne üstlük Yavuz. Türkiye yüzyılında yaşıyoruz artık. Fakat nedense yani Merkez Bankası'na, Hazine Bakanı'na sormadan faiz, enflasyon, para politikası kararlarını tek yerden, tek elden, tek baştan alabilelim diye tek başlık sistemine geçirildiğimiz halde ve bu hızlı karar alma süreçlerinin meyvelerini bugünlerde biraz acı da olsa toplamaya başladığımız halde her nedense emekliye gelince, emekliye zamma gelince hız kesiliveriyor. Bu hızlı karar alma sistemi birden yavaşlıyor, yavaşladı, aksamaya, ağır aksak ilerlemeye başladı. Cumhurbaşkanı talimatları üzerine çalışmalarını devam eden, ettiren bir takım bakanlar var. Ne bekleniyor? Niye bu karar, emekliye zam kararı hızla alınamıyor? Mani nedir? Soru bu, fakat bu yakın siyasi geçmişin henüz sırrı çözülememiş gizemlerinden biri değil. Çünkü evet, bunun cevabını biliyoruz. Bunun cevabını biliyoruz. Cevabı şu Yavuz. Çünkü hızlı karar alınarak yapılan yanlışların, kötü yönetilen işlerin bedeli birisine ödetilecekti. Ve bingo, bil bakalım kime nasip oldu bu, piyango kime vurdu. O şanslılar sadece emekliler değil, en alttakiler emekliler. En alttakiler o şanslılar, emeklilerden başlıyor. Memurlar da daha paylarına düşeni. Daha biraz onu konuşalım. Memurlar da ödeyecekler çünkü bunun bedelini, bu hızlı karar alma süreçlerinin, yanlışlarının, kötü yönetilen işlerinin bedelini birisi ödeyecekti. Emeklere ödetiliyor da onun için. Belki de en çarpıcı örneklerinden birisi kur korumalı mevduat bana sorarsan. Çünkü büyük bir buluş diye dönemin Hazine Bakanı'nın açıkladığı bu kur korumalı mevduattan şimdi nasıl kurtulacağız diye büyük bir çalışma olduğunu görüyoruz. Gerçekten orada bir çalışma var ama. Yani ne yapsak da bu beladan kurtulsak diye. O da mesela hızlı alınmış bir karardı. Son derece hızlı. Bir gün toplantı yapıldı, akşamına bu açıklandı. Raftan çekildiği çok belli. Geçmişte uygulanmış. Büyük bela açmış ülkenin başına. Uyarıldı, dinlenmedi. Bir daha Allah bize bunu nasip etmesin falan diye açıklamaları var. Ona rağmen çıkartılmış, konulmuş ve büyük buluş dendi buna. Biliyorsun aylarca. Ayaküstü alınmış böyle kararların ekmeğini yiyoruz. Böyle para politikası kararlarının, kur faiz maliyeti kararlarının var Türkiye'ye şu anda 700 milyar lira. 700 milyar liranın üzerinde bir maliyeti var. 700 milyar lira kur korumalı mevduata bu tip ani kararlarla para ayrıldığı için şu anda emekliler üzerinde de çalışmalar çok uzun sürüyor. Önümüzdeki dönemde de memurlar üzerinde çok uzun sürecek. Ya onlarla ilgili ayaküstü karar alınamıyor değil mi? Niye? Çünkü ayaküstü alınmış yanlış kararların bedelini birisinin ödemesi lazım. Onun için onlarla ilgili ayaküstü alelacele karar alınamıyor. Hızlı karar alınamıyor. O da çok enteresan bir durum. Yani Türkiye'nin ekonomik krizi, işte rasyonelleşmesi, Mehmet Şimşek'le beraber gelen yeni durum, IMF olmadan IMF programının uygulaması, vergilerin arttırılması, alım gücünün düşmesi ve benzeri bir sürü nokta var burada ve hepsi de Türkiye'de çalışan, üreten, zor yaşayan bir kesimin sırtında. Kime ödetilsin bunlar? Yani kamu müteahhitlerine, teşvikli müteahhitlere mi ödetilecek bunun faturası? Yani çok çok büyük bir haksızlık söz konusu burada. Ne kararı alırken bunda katkıları var. Ben çünkü o kararlar alınırken hatırlıyorum. İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Odalar Birliği bu kararların tamamını alındığında ve Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuç dediğinde alkışlayan insanlar. O zaman bunu alkışladılar. Bunun kaymağını da yediler. Ucuz faiz, ucuz kredilerle. Çok bedavaya kredi alındı bankalardan. Şimdi o dönem bunun faydasını sağlayanlar şimdi de vergi indirimleriyle başka şeylerle yine bundan fayda sağlayıp bunun faturasını ödemeyen kesim halinde sistemin içerisinde duruyorlar.
Bir daha söylüyorum, emekliler, memurlar, çalışanlar, en alttakiler neyin bedelini, yani davanın garibanları bu fedakarlığı niye yaptıklarını bilsinler. Gayet iyi bilmeleri lazım. Niye yaptıklarını bilsinler. Onlardan bir kez daha fedakarlık isteniyor. Peki bu son fedakarlık mı? Asıl önemli. Hayır. Şey söyledi az önce i̇şte, Ozan Bingöl'ün paylaşımı şimdi, vardı. Evet. Dediği şu Yavuz. Diyor ki önümüzdeki 4 yıl içerisinde 32 trilyon lira vergi toplanması öngörülüyor orta vadeli programa göre. Evet. Bütçe açığıyla faiz giderinin toplamı da 14 trilyon lira tutuyor. Şimdi 32'den 14'ü tut, düş 18 trilyon lira kaldı. Evet. 18 bu 18 trilyon lirayla idare edecek memleket 4 yılda. Fakat bu 18 trilyon liranın içerisinde bir de vazgeçilecek vergiler var. O burada yok. Şimdi bütçe açığı var burada. Vergi şeyi var. Faiz gideri var. 32 trilyon liralık verginin bir kere 3'te 1'inden 8-10 trilyon lirasından vazgeçilecek. Yani birileri yine vergi ödemeden hayatlarına devam edebilecekler. Bunu kim finanse edecek? Birisinin bu hızlı alınmış enflasyon, faiz, kur, para politikası kararlarını finanse etmesi lazım. Bunun sonuçları var. Bu hızlı alınmış kararların birisinin bedelini ödemesi lazım. Kim ödeyecek? Asıl sıkı tedbirler seçim sonrası ne olacak? Canımız fena yanacak. Zamları iliklerimize kadar hissedeceğiz. En büyük mali tedbir olarak çalışan maaşlarının artışındaki sınırlamalar karşımıza çıkacak. Yani memura diyor ki senin maaşın da enflasyonu geriden takip edecek. Şimdi seçime kadar sen hani idare ediliyorsun biraz. Şu anda nasıl bir gaz veriliyor memura? Tabii. Yılbaşında şu kadar alacaksın. 30 bin 40 bin alacaksın. Ama haberin olsun. 40 bin ne alacak ama orasında hiç bahsedilmiyor. Seçimden sonra da bunlar senden kepçeyle toplanacak çünkü buradan başka çıkışı yok bu tablonun diyor. Evet. Yani bizi bekleyen acı, karamsar, kötümser bir tablodan söz ediyor ama bunu oturduğu yerden uydurmuyor. Rakamları söylüyor. Yani söylüyor. Hükümetin kendi planlamasından aldığı rakamları söylüyor. Ozan diyor, çok iyi bu. İnceleyen de bir uzman. Tabii. Yani bu meseleleri, vergi meseleleri. Mahfiye İlmez'in de benzer uyarıları ve tabii analizleri var. Şimdi gelir belli, gider belli, öngörülen. Şimdi yani delik belli. Delik bu kadar büyükse yama buna küçük gelemez. Yama da o kadar büyüyecek. Peki bu teşvikli müteahhitlerden büyütülmeyeceğine göre yama bugün olduğu neyle gibi kapatılacak bu? Bugün olduğu gibi. Bu açık bugün neyle kapatılacak? Şimdi emekliden başlandı. Seçimden sonra da kısmetse nasipse davanın öbür garibanlarına memurlar, çiftçiler bir fedakarlık talep etmek suretiyle onlardan dönülecek. Onlara da denecek ki buyurun beyler işte siz de bir fedakarlık. Burada yapın. Bir de tahrip edilen bir adalet sistemi var. Ona da dikkat çekin. Sadece beyler dedim düzelteyim cinsiyetçi oldum. Buyurun beyler ve bayanlar. Hanımlar, bayanlar. Şimdi burada çok adalet tahrip eden bir yaklaşım da var. İktidar ne yapıyor? Emekli maaşında en alt emekli maaşını yukarıya çekeyim diyor ki sonunda onu da yapmadı. Keşke yapsaydı da bari onlar kurtulsaydı. Diğerleri ne oluyor? Diğerlerinde farklı bir yaklaşım içerisine geliyor. Değil mi? Ha. Bu iktidarın bu yaklaşımı prim ödeyen, uzun prim ödeyen, yüksek prim ödeyen emeklilerin de hakkının gasp edilmesi anlamını taşıyor. Aşağı yukarıya getiriyor, yukarı aşağıda tutuyor ve aşağıda aslında hepsini birleştiren bir yaklaşım içerisinde. Adalet o zaman mi? Gelir dağılımı adaleti kalmıyor. Kalmadı zaten yoktu. Yoktu da. Düzeltecek de AK Parti daha kötü oldu. O zaman peki niye prim ödesin ki insanlar yüksek prim ödesinler? Yani bu sisteme olan güven bütünüyle ortadan kalkmış vaziyette o uygulamalarla birlikte. Bir adam emekli olduğunda birazcık düzgün maaş alıyorsa 5 sene sonra en alttakine yaklaşıyor zaten. 3-5 sene idare eder, en düşükten primini öder, meseleyi kapatır. Yavuz bunlar böyle olmasın diye 10 tane kurula, 10 ayrı yere, bakana, 3 tane bakanlığa, 5 tane genel müdürlüğe falan sorulacak yani. O zaman nasıl yöneteceksin? Hızlı karar alamazsın ki. Şimdi bunun böyle ya bir tarafı yaparken 3-5 tarafı, 10 tarafı bozmamak için oradan buradan görüş alarak, sorup soruşturarak yapman lazım. Mesela şehir hastanesi yapacaksın diyelim. Başakşehir tarafına. Ne yapman lazım? ÇED raporu alman lazım. Ben bunu buraya yaparken ne tür tabiat riskleri alıyorum? Ve tabiatta ne tür tahribata yol açıyorum? Bunun bir analizini yaptırman lazım. Ama o zaman iş uzar, aksar. Aksamaması için ne yapman lazım? Bypass etmen lazım ÇED raporunu. Hızlı karar alman lazım. Ben buraya hastaneyi yapıyorum, yapılacak yap. İstisna getiriyorsun. Bitti. Burada ÇED'den istisnadır bu diyorsun. Ben diyorsun hızlı karar alıyorum. Bir an önce yapmam lazım bunu. Öyle ona buna sor, ona buna danış. Öyle karar mı alınır diyorsun. Tak yapıyorsun sonuç.
Yağmur yağıyor, sel alıyor hastaneyi. Sonuç bu. Evet. Hızlı karar almanın bereketi, peki, meyvesi bu. Peki kestirme bir çözüm var mı bu işlerin? Bu konuda bir fikrini almak isterim. Ben mesela ne yapayım bir emekli olarak önümüzdeki dönem? Bentley'li bir arkadaş mı bulayım kendime? Ne yap, yap hızlı karar al. Ayaküstü, ayaküstü. Peki, apar topar karar al. Bentley'li bir arkadaş bulsam o kestirme bir çözüm olur mu? Bulduğun ilk ağaya şey yap. Araç arkadaşın kartını, olsun. Araç kartını tahsis et. Arkadaşın olsun. İlk ağa arkadaşın onu olsun. Arkadaş seç ve araç kartını tahsis et. Araç kartı tahsis edeyim. Yavuz Oğlan'ın müjde, piyango size vurdu. Ben, tamam, araç kartımı size tahsis ediyorum. Tahsis ediyorum, meseleyi kapatıyorum. Ya ben çok gülümseyerek okudum bunu. Sistemi aslında çok iyi anlatan bir hadiseydi. Araç kartı bir Bentley ile görülmüş. Mehmet Ali Çelebi'nin. Bentley Mehmet Ali Çelebi'nin değil. Onu zaten biliyoruz araç kartını gördüğümüzde. Savunması çok enteresandı. Annesini hastaneye yetiştirebilmek için bir arkadaşına bu araç kartını tahsis ettiğini söylüyor. Şimdi benim babam hasta oldu. Herkese sağlık versin Allah. Bir sürü insanın çevresinde hastalar, şunlar bunlar var. Ya bir siyasetçi şunu söyler mi? Benim annemi işte hastaneye yetiştirmesi için Bentley'e araç kartı tahsis ettim der mi yani bir siyasetçi? Yani bu kadar acemi olunabilir mi? Ve arkadaşın kim? Niye Bentley ile arkadaşın var senin? Sen eski bir askersin. Yapması değil, söylemesi mi sorun? Onun söylemi, yani yapması sorun tabii de yapmasını bu şekilde izah etmesi. Hadi yaptın. Yaptım, böyle bari mi izah söyleme, edersin? Böyle söylenir yani, mi böyle diyorsun? Böyle mi izah eder? İnsanlara karşı bir sıkıntı olup sonra da iptal etmiş. Zaten doğruysa niye iptal ettin ayrıca? Böyle bir absürt. Arkasında kapa durulacak bir işse. Bir işse niye böyle bir şeye girdin diye. Mal varlığım şu bu falan, böyle bir şeyde gelip geçmişti o tarih itibariyle. Ama bütün bunlar, sen dedin ya, şeffaflık. Şeffaflık.